Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. ÖSYM nereden nereye serisinde denklem çözme konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denklem çözmeyle alakalı soruların analizini yapacağız son 11 yıla bakarak arkadaşlar. Şimdi gelin başlayalım. Konunun mantığı sorularda hiç değişmedi diye bir not almış. Yani bu ne demek? Mantık hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlarım. YGS döneminde de TYT döneminde de soruların ana fikri hiçbir zaman değişmedi. Yani soruda sözel olarak verilen ifadeleri matematiksel bir ifadeye çevirmen gerekiyor. Matematik diline çevirmen gerekiyor. Çevirdikten sonra da bu denklemi çözmen gerekiyor. Belki soruların uzunluğu birkaç satır artmış olabilir fakat mantık tıpatıp aynı sevgili gençler. Şimdi son 11 yılda ortalama 1.54 soru soruldu bu konuyla alakalı. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlarım? Bir soru garanti çıkıyor. İkinci soruyu da belki sorabilirler anlamına geliyor. Ama ikinci sınava bakacak olursak ortalama soru adedi tamı tamına sıfır. Yani ikinci sınavlarda bu konudan soru beklemek piyangonun çıkma ihtimali gibi bir şey. Sıfır arkadaşlar. Tamam. Şimdi 2012'de 4 tane sanırım biraz abartı ama 4 tane soru sorulmuş. 2013 yılında 3, 2014'te 2, 15'te 2, 16'da hiç yok, 17'de bir tane, 18'de 2, 19'da bir tane, 2021'de yani 2021'de boş geçmiş, 2021'de ise 2 tane soru sorulmuş. Buna bakarak sadece şunu yorumlayabiliriz. YGS döneminde bir sınavda sorulma oranı daha da fazlayken TYT yani YKS döneminde daha az sevgili arkadaşlarım bu ama daha az olması demek hiç çıkmıyor anlamına gelmiyor. Sadece bir 2020 yılında es geçilmiş yüksek ihtimal o da sayı ve kesir problemi olarak değerlendirilmiş olabilir sevgili gençler. Ama dediğim gibi denklem çözme problem çözmenin ilk adımı olduğu için mutlaka ama mutlaka değerlendirmemiz gereken konulardan birisi garanti fix çıkıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber sorular eskiden nasıldı? Şimdi nasıl oldu, gelecekte nasıl olabilir bu yorumlarımızı katalım videomuza. Önce nasıldı diyoruz. A, B ve C birer reel sayı olmak üzere. Arkadaşlarım bakın A çarpı B artı A çarpı C eşitliği çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan dağılma özelliğidir diye bize vermiş. Buna göre A artı B kere C eşittir A artı B ile A artı C'nin çarpımı eşitliği aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanırsa kesinlikle doğru olur diye soruluyor bize. Yani sevgili arkadaşlar burada dağılma özelliğini verdiyse bize soru diyor ki dağıt güzel kardeşim. E dağıtalım o zaman. Neyi dağıtabilirim? Tabii ki bunu dağıtamayız. O sabit kalacak. A artı B kere C dedim. Eşittir. Şimdi burayı dağıtacağız. A kere A A kare yapar. Artı A kere C AC yapar. Artı AB var. Bir de sevgili gençler BC'miz mevcut. Her iki tarafta BC'ler birbirinin aynısı olduğu için birbirini götürecektir. Ve geriye sadece A eşittir. Bakın dikkat edin her birinde bir A çarpanı mevcut. O zaman A parantezinde A artı C artı B diye yazalım biz bunu. Şimdi gençler denklemi çözerken hepsini bir tarafa toplayın. Sakın ola ki sadeleştirme yapmayın. E hocam sen burada sadeleştirme yaptınız demeyin bana. Çünkü bunlar toplam durumundaydı. İlla ki birbirini götüreceklerdi. Ama çarpım durumundaki ifadeleri sadeleştirmeyin arkadaşlar. E ne yapacağız hocam? Gelin A'yı bu tarafa gönderelim. A parantezinde bakın zaten elimizde bir A artı B artı C vardı. A bu tarafa gelirse eksi A olacaktı ve A parantezine alındığı zaman bu da eksi 1'imiz olur ve burada da sadece 0 kalacaktı. Eşittir 0 diyelim. Şimdi ben diyorum ki ya A 0'dır tamam ya A 0'dır ya da A artı B artı C eksi 1 0'dır diyeceğiz. Ki A artı B artı C eksi 1 0'sa tabii ki A artı B artı C'nin 1 olması gerekiyor diyebiliriz. Dolayısıyla Denizli'de de bunu gördüğümüz için yapıştıracağız cevabımızı. Umarım anlaşılmıştır. Eskiden sorular bu şekilde sorulabiliyordu sevgili arkadaşlarım. Hadi bir de nasıl olur kısmına bakalım sizle beraber. Nasıl oldu özür diliyorum. Nasıl oldu kısmında YKS sınavlarında bu denklem çözme soruları
İşte bu şekilde oldu diyebiliriz. Aşağıda Alper'in geliştirdiği su terazisi ve iki kullanım örneği gösterilmiş. Su terazisi yüzeylerin yer düzlemine paralel olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Özellikle inşaat sektöründe en çok kullanılan araçlardan da biridir. Yere paralelse görüntü bu şekilde. Yani arkadaşlarım burası bize tam olarak yere paralel olduğunu, yani sıfıra sıfır olduğunu gösteriyor. Eğer su terazisinin şekli şemali bu şekilde ise B yönü, yani şu yön 1 santimetre yüksek demek. Bakın şurası sıfırdı, demek ki bu 1 oluyor. Şurası sıfırdı sevgili arkadaşlarım, yarım birim kaymış, bu da 0,5 santimetre A tarafı yüksek oluyor. Yani o yuvarlak ne taraftaysa, ki biz ona hava boşluğu diyebiliriz. Hava boşluğu ne taraftaysa arkadaşlarım, o taraf yüksek oluyor anlamına geliyor. Ve bu 0,5'leri ve 1 santimetreleri de umarım anladık diye düşünüyorum. Bir çıtanın yüzeyinde bu teraziyi kullanan Alper, şekil 1'deki sonucu alınca A ile aynı yönde olan kısmını 2x-4 santimetre yapmış, alçaltmış ve tekrar teraziyi kullanmıştır. İkinci kullanımda şekil 2'deki sonucu almıştır diyor. Bakın arkadaşlarım, sıfır olan yer şurasıydı. Sıfır olan yer burasıydı. Şimdi A tarafı yüksekken birazcık oynamış ve ne kadar oynamış? 2x-4 santimetre A tarafını alçaltmış ve bu sefer de bu görüntüyü almış. Ne kadar yaklaştırmış, ne kadar kaldırmış, ona bir bakalım. Bakın buradayken 1, 2, 3, 4, 4, bir de yarım oynatmış. Yani 4,5 kadar A tarafını yukarı, pardon, aşağı doğru alçaltmış. O halde ne diyeceğiz biz? Bu 2x-4 eşittir 4,5'tur diyeceğiz. Buradan 2x eşittir 8,5 yapacak. Ve x de sevgili arkadaşlarım 4,25 yapacak. Şimdi 4 zaten tam bir sayı. 0,25 var ya şuradaki. Onun da sen zaten 1 bölü 4 olduğunu biliyorsun. Yani x aslında neymiş? 4 tam 1 bölü 4'müş sevgili gençler. Bu da bize 4 kere 4 16, üstüne 1'i ekledik, ne yaptı? 17 bölü 4 yaptı. Demek ki x'imiz bizim neymiş? 17 bölü 4'müş diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi işlemsel kalabalığı olmayan, net anlaşılır, hikayeyi anladığın zaman rahatlıkla çözebileceğin sorular karşına çıkıyor bu konuyla alakalı. Devam edelim nasıl olur kısmıyla. Evet. Abartısız söylüyorum. Bu şekilde sorular çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Bu benim beklentim. Bu soru çıkacak diye bir şey kesinlikle söylemiyorum tabii ki. Dikkatle dinlemenizde fayda var sevgili gençler. Şimdi sorumuza bir bakalım isterseniz. Birinci şekilde verilen silindirin içinde 2 litre su vardır. Silindirin içine bir küp 2 küre atıldığında şu görüntü. 2 küp bir küre atıldığı zaman da ikinci görüntü, üçüncü şekildeki görüntü oluşuyormuş. Buna göre silindirin içine bir tane küp atılırsa su seviyesi kaç litreyi gösterir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım hemen yorumumuzu yapalım. Bakın şunlar bizim için neydi? Küreydi. Şu da küptü. 2x ile y'nin toplamı, bakın 2 litreden kaça çıkarmış? 5 litreye çıkarmış. Yani 3 litredir diyebiliriz. Aynı şekilde bu sefer de bunlar atılınca, yani x ile 2y'nin toplamı da o halde 6,5'a çıktıysa kaç litre oynamıştır burası? Tabii ki 4,5 litre oynamıştır. Şimdi benden istenen şey küp olduğu için, ki küplerde y idi, benim bulmam gereken şey y'dir güzel kardeşim, tamam mı? Y'yi bulmak için de şunu gelin 2 ile çarpalım. 2x artı 4y eşittir 9 olsun. Ve sevgili arkadaşlar, şu denklemden şu denklemi bir güzel taraf tarafa çıkaralım. Çıkardığımız takdirde gördüğünüz üzere 2x'ler birbirini götürür. 4y'den y'yi çıkardınız 3y. 9'dan 3'ü çıkardınız 6 yaptı ve y buradan kaç geldi? 2. Y 2 ise ben bu y'yi alıp şunun içerisine attığım takdirde bu su y kadar yükselecektir. Yani 2 kadar yükselecektir ve sevgili arkadaşlarım burası toplamda 4 litreye ulaşacaktır deriz. Cevabımız da bu şekilde C seçeneği olmuş olacak deriz. Evet sevgili gençler, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım analizi beğenmişsindir ve işine yaramıştır diye ümit ediyorum. Bir sonraki konumuz problemler. O TYT'de 12-13 tane soru çıkan, ki gördüğünüz gibi grafiği,
14 tane, 15 tane sorular, 13 tane sorular havada uçuşuyor arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Hem yorumumuz uzun olacak, hem de soru çözümümüz uzun olacak. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.